Emine Hanım başından beri karşıydı. Ama Ali evdeydi, gördüğünüz gibi konuşmasında duydunuz. Hiç karşı çıkmadan verdi. Çünkü Ali burada çok emindi. Dedi ki abla, ben bu çocukları versem 2 gün sonra getirip tepeme atacaklar. O kadar emin. Şimdi 4.5G ile Konya'ya bağlanıyoruz. Karşımda Ayşe var. Ayşe. Efendim abla. Ayşe, çocukları bu kadar rahat alabileceğini tahmin ediyor muydun? Ediyordum abla. Ali sağ olsun, Allah razı olsun, taşkınlık yaratmadı. Güzel bir şekilde çocuklarıma kavuştu. Bundan sonrası ne olacak? Bundan sonra abla inşallah velayet ben de vermeyeceğim çocuklarımı. Çocuklarıma bakacağım diyorsun. Aynen abla. Abla Ali hani çocukları vermeyecekti? Kendini göstermekti amacı. Velayet için buradayım dedi, ekrana çıktı. Başka birini bulunca çoluğu çocuğu unuttu, gitti. Kaçtı gitti. Öyle mi oldu acaba? Ya şöyle mi düşünüyorsun? Ali çocukları vermemek için burada direndi. Yani güya diyorsun, aslında amacı kendini göstermek miydi diyorsun? Aynen abla, kendini göstermekti amacı, fenomen olmaktı. Niye kendini göstermek olsun? Zaten adam her gün canlı yayın açıyor. Buraya ihtiyacı yoktu ki, burada çocukların velayetini abla, almak canlı için. Yayın, canlı yayın telefonda. Abla çocukların velayeti için değil, kendini göstermekti amacı. Kendini gösterdi ve başka birini buldu. Başka birini de bulunca çoluğu çocuğu unuttu. Hepimizle oynadı. Yani sen şu anda Ali bu çocukların peşine düşmeyecek, bak görürsünüz mü demek istiyorsun? Aynen abla. Yani Ali'nin derdi çocuklar değildi, kendini mi göstermekti? Aynen abla, Ali'nin amacı kendini göstermekti. Peki derdi sana zorluk çıkarmadı değil. Sana zorluk çıkarmadı diye mi böyle düşünüyorsun? Aynen abla, hiç zorluk çıkarmadı. Hatta bana, biz annesiyle bir ara tartışma yaşadık. Ufak bir sıkıntı yaşadık. Hiç abla bana bakıyordu, beni takip ediyordu. Aslında şifre vermek istiyor. Ne gibi şifre? Yani abla hani o kişiden de ağzım yandı, sana gelmek istiyorum der gibisine böyle dikkatli bir şekilde beni süzüyordu. Takip ediyordu kapıda. Sen Ali ile konuşmak istedin mi kapıya gitmişken? Ben aslında konuşmak istemiştim ama hani üzerime yürür falan, hani tartışma sıkıntı çıkartıyor. O yüzden aceleyle çıkmak zorunda kaldım. Çocuklarımı aldım. Hani annesi çünkü, engel olur diye, o yüzden konuşamadım. Çünkü Ali'nin sesini abla duyuyorsun orada. Ali merhaba niye demedin? Ben abla annesi engel olur diye o yüzden diyemedim. Ama sen de şansını denemiyorsun. Böyle düşündüm, şöyle davrandım, öyle olur diye tahmin ettim. Böyle olmaz ki bu iş. Oraya gitmişken Ali'nin sesini duyuyorsun. Zeynep anne, Ali'ye bir merhaba diyebilir miyim desene. Adam sana orada soru soruyor. Böyle kaçarcasına. Ne yapacak adam sana orada? Bir şey yapmayacak ki. Aynen abla, doğru söylüyorsun. Niye orada denemedin? Orada hata yaptım, hatamın ne farkına vardım zaten. Versene orayı bak. Yani Ali ile Ali orada laf atıyor abi. Farkına vardım. Kız bir dur, buraya gelince çenen açılıyor, oraya gidiyorsun. Ali'nin karşısında hiçbir şey yapamıyorsun. Ali oradan sana laf atıyor. Adama dönüp de bir doğru dürüst bir dakika bir hamle yapar insan, bir konuşalım mı der. Versene şunu. Vermeyeceğim çocuklarımızı. Vereceğim, vermeyeceğim, görüşeceğiz seni. Sen nereye bak götüreceksin? Ha, nereye götüreceksin? Ev yokmuş babam, nereye götüreceksin? Ev var, taşındık. Ne taşındık, küçüğümüş ev, biliyorum. Küçük sabır değil, hayır, 3+1. Oradan geliyorum. Ayşe. Efendim abla. Şimdi orada Ali'nin sesini duyuyorsun. Sana diyor ki nereye götüreceksin çocukları diyor. Yani götürecek yerin neresi? Şimdi annenin babanın istemediğini bildiği için çocukları götüreceğin yeri mi merak ediyor? Senin bundan sonra ne yapacağını mı merak ediyor? Kız sen ne meraksızsın? İnsan sormaz mı? Hayırdır, sen neyi merak ediyorsun?
Sen korktun mu? Bence yoksa... abla nereye götüreceğimi merak etmiştir. Korktun mu yoksa heyecanlandın mı annen sesini duyunca? Heyecanlandım abla, stres yaptım, panik yaptım. Niye panik yapıyorsun? Bir şey yok ki. Ben sana güzelce öğrettim. Sakın kavga etme. Efendi, sakın insanları tahrik etme. Çocuklarının babaannesiyle de güzel konuş. Çocukları önce kendin, devletin memuru yanında olmadan kendin git. Çünkü bunlar sana zarar verecek insanlar değiller. Yeter ki sen terbiyeni bozma dedim. Öyle de gittin, öyle de verdiler. Konuşsan adam bulmuşken, yakalamışken. Aynen abla. Ne aynını be? Ben i̇şte orada hata yaptım, konuşamadım. Sen Ali'yi görünce heyecanlanıyorsun. Ama yakında abla. He. Aynen abla, Ali'yi görünce heyecanlanıyorum. Burada estiriyorsun, gürlüyorsun. Abla bir şey diyebilir miyim? Evet buyurun. Yakında sürprizlerle ve bombalarla geleceğim abla. Ayşe gelme. Yok Ayşe, kurban olayım, çok iyiyiz burada. Bizi merak ediyorsan çok iyiyiz. Lütfen gelme. Otur çocuklarım. Merak ediyorum abla. Abla ha. Abla sizi merak ediyorum. Zaten sürprizlerimle birlikte bizi merak etme. Merak edecek bir şeyimiz yok. Az kaldı. Yakında Arif az abi, kaldı abla. Arif abi yanında belki mı? Abla bu. Ben Arif abi yanında. Yanımda mı? Abla. Abla ben başta bir şeyler diyebilir miyim? Abla başta ben sana teşekkür ederim. Allah razı olsun, beni çocuklarıma kavuşturdun. Sonra Aydoğan abi, Gürsel abi, Mustafa abi, üçüne de, Ümit abiye de teşekkür ederim. Ve bütün ekibe teşekkür ederim, beni çocuklarıma kavuşturdunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz gittiğin için Ayşe. Babanı verir misin? Hepinizi çok seviyorum. Babanı ver babanı. Veriyorum abla. İyi günler Seda Hanım, hayırlı yayınlar. İyi günler Seda Arif Hanım. Abi, Ayşe çocukları şimdi aldı bunların... geldi. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi bundan sonra eğer torunlarım yarmazlık yaparsa yuvaya vereceğim. Ondan sonra şimdi sevindim. Torunlarım beğendi, yarmazlık yaparsa yuvaya vereceğim çocukları ben. Ama çocuk onlar, yaramazlık onun için da yapacaklar. Yani ben bunlar yüzünden öbür evden oldum ben. Şimdi 3+1 ev tuttum. Heh. Oturuyorum şimdi. Heh. Eğer yaramazı kaparlarsa huzur evine götüreceğim, vereceğim. Yani. Ayşe. Hem de memnun oldum. Çok sevindim. Teşekkür ederim Seda Hanım alakanıza. Kızım şimdi oraya göndermeyeceğim. İş bulacak, çalışacak, bana destek çıkacak. Güzel hayaller bunlar. Benim kız göndermeyeceğim oraya. Tabii Ayşe çalışır. Yani göndermeyeceğim. Ayşe. İş bulacak, çalışacak. Ayşe al mikrofonu. Efendim abla. Orada efendim sana abla. Çocuklarının babaannesi diyor ki o küçücük evde nasıl bakacaksınız? Sen de diyorsun ki hayır 3+1. Baban da söyledi şimdi. 3+1 gayet rahat oturabileceğiniz bir ev. Kocaman ev 3+1. Abla isterseniz ben hepiniz görebilirsiniz. Evi şu an gezdirebilirim size isterseniz. Gezdir o pis diyorlardı size. Bir göreyim bakayım şu ev nasıl, dağınık ve pasaklı mısın, tamam, nesin? Tamam abla. Annenin evi orası. Ve aynen çocuklarının abla, babaannesi abla, de. Abla burası salon. Şu kamera göstersin. Abla evet. Burası salon. Evet. Bakabilirsiniz, buyurun. İlk oda burası. Abla şu an arka odadayım. Burası çocuklarımızın ve benim oda. Yani ikinci odadayım abla. Etti gayet, iki. Gayet. Zeynep Hanım 1+1 demişti ya abla. Ha. Abla burası da. Ha. Abla balkona da bakabilirsiniz. Pencereleri de yerde. Burası da üçüncü oda. Gayet bakabilirsiniz, güzel büyük. Tertemiz ev. Acaba yeni taşındınız diye mi temiz? Abla buradan da mutfağın balkonuna çıkıyor. Şu an mutfağa da geçebilirim abla. Bir dakika buradan geçeyim. Oo bayağı iyiymiş ya. Şu an geçiyorum abla.
Gayet güzel. Bak oradan mutfağa geçti. Abla bak, burası da mutfak. Zeynep Hanım 1+1 demişti ya abla. Burası da... Ayşe. Ben abla gidiyorum içeri, ben gösterdim. Efendim abla. İyi oldu evi gezdirdin. Şimdi Zeynep Hanım da Ali de gördüler. Aynen abla. 1+1 demişti Zeynep Hanım. Hı. Zeynep Hanım 1+1 diye beli yalançı çıkartıyordu. Bak kocaman ev salonu malonu. Sıkıyorsa Zeynep Hanım gezdirsin bakalım evini. Düzenleme bir de onu görelim bakalım. Hayır, en azından Ali de görmüş oldu çocuklarının nerede yaşayacağını. Bak buradaki aynen abla, arkadaşlarım da gayet güzel kocaman ev dediler. Çok güzel ev Ayşe. Peki sen... Allah razı olsun.